sizlerle lenfoma dediğimiz bir kedi ve köpeklerde lenf kanseri olarak tanımlanan bir hastalıktan bahsedeceğiz. Lenfoma bir lenf sistemini ve lenf hücrelerini kanser, kötü huylu bir kanseridir. Genelde sindirim sistemi, göz ve deri ve birçok organı, karaciğer, böbrek gibi birçok organı da etkileyebiliyor bu kanser. Sebepler arasında multifaktöriyel deniliyor. Yani birçok sebebi olabiliyor. Fakat ana sebep genetik olarak tanımlanmış. Bazı ırklarda predispozisyon veya yatkınlık söz konusu olabiliyor. Bu ırklardan Rottweiler, Golden Retriever, Labrador, Saint Bernard gibi köpeklerde bu ırkların bir yatkınlığı var. Kurt köpekleri çok yatkın değiller bu kanser türü için. Teşhiste biz genelde gördüğünüz kitleden biyopsi alarak da bu biyopsinin histopatolojik incelemesi yapılıyor. Ve bu inceleme doğrultusunda özellikle hangi fenotip olduğunu, hangi grade olduğunu, düşük hücre, küçük hücreli veya büyük hücreli olduğunu tespit edebiliyoruz. Çok sık rastlanan tümörlerdendir. Özellikle bütün köpeklerdeki bütün tümörler ve kanserler göz önünde aldığımızda %15 ile 20 arasında giriyor. Kan yapım sisteminin kanserlerinde ise ortalama %85 gibi bir paya sahiptir. Tedavisi dünyada özellikle kanser vakalarının kemoterapi tedavisinde lenfoma sınırları iyi çizilmiş, iyi çerçevelenmiş, belirli bir tedavi protokolları var. Bu tedavi protokollarının özellikle hangi grade'de olması kanseri, fenotipinin hangi fenotipe sahip olması, tedavi şansını, tedavideki başarı şansını değiştirebiliyor. Pablo bize bir meslektaşımız tarafından gönderildi. Şiddetli kanamalı dışkı, kusma, zayıf, çok kilo kaybı bile geldi. Biz yaptığımız ultrason muayenesinde karnın içerisinde bazı kitleler gördük. Sonra endoskopi aldık. Endoskopide kolonda bir yumurta büyüklüğünde bir kitle olduğunu tespit ettik. Operasyona karar verdik. Operasyonda Pablo'nun kolonundaki var olan o kitle alındı. Aynı zamanda dalağın normal bir yapıda olmadığını gördük. Dalağa gelen mezenteryal lenf yumruları dediğimiz onlarda da patoloji tespit ettik. Dolayısıyla dalağı da almaya karar verdik. Büyüyen, patolojik gözüken lenf yumrularımızı da aldık. Onların hepsi gönderdiğimizde histopatolojik incelemeye düşük grade'de ve küçük hücreli lenfoma tespit etti. Aşağı yukarı şu anda ameliyatından bir aydır geçiyor. Şu anda Pablo kemoterapi tedavisini görüyor. Gayet sağlıklıdır. Bugün kontrole geldi. Ve her şey yolunda. Biz umarız ki Pablo'yu güzel uzun zaman yaşatabileceğiz. Burada benim özellikle dikkat edilmesi gereken konuyu şu, direnen bir sindirim sistemi kanaması var ise, teşhisi konulamıyorsa, özellikle endoskopinin, kolonoskopinin çok faydası olduğunu düşünüyorum.
Ve bütün alınan tümör ve kitlelerden mutlaka histopatolojik incelemesi yapılması gerekiyor ki bir metastaz durum, ileriye yönelik bir metastaz durumu, aynı zamanda tedavinin yön vermesi açısından bir de genel olarak sizlerin, hayvanlarımızın sahiplerinin, çocuklarımızın sahiplerine bizim daha gidişatla ilgili daha doğru bilgiler verme şansımızı yaratıyor. Sağlıklı günler dileriz. Çok teşekkür ederim.